Selam sevgili dostlar. Şimdi Urfa sofrasındayım Köyciz'de. Geçen haftalarda bir dünya şampiyonu çıktı Köyciz'de. Onu Halil abinin aracıyla sosyal medyada gördüm ve Urfa sofrasına geldim. Kendisine merak ettiğim soruları soracağım. Öncelikle sormak istediğim soru, Köyciz'lisin. Bu başarı nasıl gelişti onu sormak istiyorum. Biraz önce kendinden biraz bahset, sonra... Selvi Yasoğlu, 16 yaşındayım. Muğla Köyceğiz Belediyesi'nde antrenman yapıyorum. Naip Sinan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu şekilde. Bir şey soracağım. Hiç böyle bu şeyi soracağım. Bu başarıyı hiç daha önce hayal ettin mi? Başarı nasıl yani? Biraz anlatır mısın? Zaten biz bu başarı için çalışıyorduk. Buna inanarak çalışıyorduk. Olacağına çok inanmıştık. Hep hayalini kurduğumuz şeydi. O bayrağı alıp orada dalgalandırmak. Tabii daha yüksek yerlerde. Ama hayal ediyordum ve hayallerimin, hedeflerimin peşinden gittiğime ulaştım. Şey diyeceğim, ben Türk bayrağını görünce yemin ediyorum, vallahi billahi diyorum, gözlerime yaş aktı. Evet. Ve o anda da aklıma şey geldi. Naim Süleymanoğlu geldi. Naim Süleymanoğlu da yaşadığında, gerçi bu olay aynı Türk bayrağını gösterdiğinde ben çok mutlu olmuştum. Bir Türk dünyaya bedeldir derler. Hep bunun şakasını yaparlar ama yani bir Türk olmak ve Türk bayrağı artı bir Köyciz'de olarak gerçekten gurur duydum. Bir Köyciz'de olarak kimlerdensin? Köyciz'de. Ben aslında kendim Alaska Türk'üyüm. Evet. İstanbul'dan getirdi antrenörüm beni buraya. Evet. 4 yıldır da Köyceğiz Belediyesi'nde antrenman yapıyorum. Elis hocamla beraber. Evet, Elis hocamla beraber. Vay be. Seni gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlk antrenörüm benim hocam. Beni o yetiştirdi. Evet. Elis'i ben de çok sevdiğim arkadaşım Yasemin İnç var. Onun aracılığıyla tanıyorum zaten. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şey soracağım. Sen şöyle bir durum var. Yeni sporculara yani bir tavsiyen olur mu? Başarının sırrı senin için ne yani? Tabii ki elbette çok çalışmak ama senin için daha böyle spesifik söyleyebileceğin başarı için ne yapmaları lazım? Öncelikle inanmaları lazım. Çok inanmaları lazım. Yani hemen olmuyor. Evet. Yani sabretmeleri lazım, inanmaları lazım. Gerçekten çok çalışmaları lazım ve emek vermeleri gerekiyor. Bazı şeylerden fedakarlık yapmaları gerekiyor. Ve kesinlikle disiplinli olmaları gerekiyor. Evet. Şey soracağım şimdi, dünya şampiyonu, biraz ondan bahseder misin? Yıldızlar dünya şampiyonası. Şimdi, 57 kilogramda. 50? 57 kilogramda. 57 kilogram. Şey diyeceğim. Evet. Şey soracağım şimdi, bir de... evet buymuş. Şöyle bakayım ya. Bu bayağı pahalı bir şey değil mi? Parayla alacağım. Onu gösteren şöyle istersen. Parayla alınacak bir şey değil. Biraz Elis hocamdan bahseder misin? Elis hocam seni nasıl Elis hocam seni nasıl çalıştırıyor? Ne yediriyor, ne içiriyor? Çok mu disiplin? Neler yapıyor senin için? Söyle yeme sıkıntılarını. O sıkıntıları söyleyeceksin. Elis hocam beni kendi evinde bakıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet. Beni kendi kızı gibi yetiştiriyor. Evet. Her şeyimle o ilgileniyor. Maddi manevi her şeyimle o ilgileniyor. Antrenmanlarımı da tamamen beni o hazırlıyor. Maça özellikle motivasyon olarak tamamen o hazırlıyor. Yani her şeyimle yakından ilgileniyor. Evet. Elis hocaya buradan bir kez daha teşekkür ederim evet. Ister. Teşekkür ederim. Elis hocam ne diyorsun? Vallahi söylediklerinin hepsi doğru. Hatta eksik bile. Sen tamamlamak ister misin? Yok. Yani tamamlamak istediğim bir şey yok. Yani çalışan kazanır diyorum. İnanan kazanır diyorum. Bak yapılamayacak hiçbir şey yok yani. Yeter ki istesinler. Hatta istemenin de ötesinde yani başarabileceğine inansınlar, olmayacak diye bir şey yok yani. Evet. Hocam şimdiye kadar Türkiye tarihinde aynı başarı yok. Yok. Ben onu da söyleyeyim. Şu an evet. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Biliyorsunuz Yasemin Adar'ımız vardı. Sadece tabii, büyüklerde ilk olmuştu. Yalnız 16 yaşında bu daha ilk yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarih yazan ilk yani. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Evet. Vallahi başka ilave etmek istediğin bir şey var mı? Başka ilave etmek istediğim yani yok şu anda. Yok yani. Seni sosyal medyadan ben aradım aslında bulamadım. Sosyal medyada Instagram var mı? Instagram? Var aslında Selvi Yasoğlu yazıldığında çıkıyor ama Selvi Altreme Altreye olarak tanımlanabilir. Vay be herkes de kabul etmiyor yani. Evet, ben asla etmez. Valla Halil Karanfiloğlu başkanıma da buradan çok teşekkür ederim. Bizi ben zaten Facebook'ta gördüm. Fotoğrafı görür görmez kalbim küt küt attı. Dedim hemen gitmem lazım. Motora giderken koşa koşa gittim ya. Evet, son bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Valla her şey için çok teşekkür ediyoruz. Genç kızlara ne diyor acaba? Genç kızlara ne diyorsun? En önemlisi o zaten. En önemlisi bence onların da spora başlamasını öneriyorum ben. Evet. Kendilerine güvenmelerini söylüyorum en başta. İnanınca her şey oluyor. Çok teşekkür ederim. Bir de bir kız sözü versin. Dünya için genç bayanlar şampiyon da olsun değil mi? Genç bayanlar. Genç inşallah. Bayanlar şampiyonu da olsun. Ya ne zaman olacak o tekrar? O önümüzdeki günlerde proje ne bu arada yani? Bir kampımız var şu an. Evet. 28'inde normalde başlıyor ama ben 2 gün daha geç gideceğim. Ondan sonra 16 Ağustos'ta Gençler Dünya Şampiyonası var. 18-20 yaş grubu. İnşallah orada da güreşmek istiyorum. Orada da yaşının üst grubu o. Normalde yıldızlar ama evet. Doktor raporuyla Türkiye'de şampiyon olmuştur. Uluslararası turnuvada da şampiyon olmuştur. O yüzden şimdi Dünya Şampiyonası'na kısmetse gidecek. Orada da inşallah bir ilk başaracağım. İnşallah ayrılmayız. İnşallah olur. İnşallah. Bir de rakibini 4-0 yendin değil mi? Evet. O nasıl bir duygu? Öncesi de var aslında. Yani onu bir anlatır mısın birazcık da? Önemli yani. Çünkü Avrupa ikincisi Rus olan bir evet. rakibimiz vardı bizim. Avrupa ikincisiydi. Onunla finali böyle 4-3, 5-3 oldu sonra tabii en son. Onunla çok çekişmeli geçti. Aslında bir çekişmeli değil de kural ihlalleri olarak da evet. çekişmeli geçti. Onu da bir güzel yendik. Rus'u da bir güzel yendik. Moldova'yı da Moğolistan'a da bir güzel yendik. Amerika'yı da çok güzel yendik. İsveç'te zaten olay ya 4-0 dedim ya 6-0 dedim ben finalde. 4-0 yendi aldık geldik. Kemerimizi de getirdik köyceğize. Evet köyceğize armağan olsun diyorsunuz. Köyceğiz belediyesine mi armağan oluyor bu şu anda? Köyceğize, Muğla'ya, Türkiye'ye. Türkiye evet doğru söylüyorsun. Ya. Şunu bir kere daha yakından bir kere daha göreyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Tarihte kim var? Bir tane güreşçi var. Amerika'ya gidip de şampiyon olmuş dünya çapında. Kimdi o bir tane? Kel Alicio. Ha? Kel Alicio. Ha, Kel Alicio doğru söylüyorsun. Sana benziyor ha o.